Orada dur bakalım Yiğido. Bükülmeyen bilek varsa bizim bileğimizdir. Bilek bükmek bizim işimiz Yiğido. Necu, akşama maç yapalım baklavasına. Şu Balon Reşadiye efsanesini bir patlatalım. Bizim Reşadiye takımı her zaman hazır Hüseyin. Tamam o zaman. Akşam 8'de halı sahada buluşuruz. Buluşuruz tamam. Tamam. Ama bile. Ne geviliyorsunuz ağzınızda? Söyleseniz hadi bekliyorum. Tuna. Şey Gönül abla, babam sana çok önemli bir şey söyleyecek. Merve sana bir şey söylemek istiyor Gönül. Evet Merveciğim. Yok yok, babam söyleyecek. Evet Tuna. Hayır Merve, Merve dedin ya bana Gönül'e bir şey, yani Gönül ablaya bir şey, çok önemli bir şey söyleyecek. Söyle hadi. Yok canım, onun her şey babam söyleyecek. Söyle, söyle. Hadi söyle, 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 söyle. Rahat rahat söyle. Ya, yok yok, Gönül ablan kızmaz öyle. Ay, ay tamam, yeter. Söyleyeceksen söyleyin ya, kafam allak bullak zaten. Kafan allak bullak mı? Evet. Ne oldu, bir şey mi oldu Gönül? Şu anda hiç yeri değil Tuna, konuşamam. Yok yok, konuşalım canım ya, ben çok merak ettim. Konuşamam et. Tuna. Niye kafan allak bullak şimdi, ona merak et. Anlatamam. Selam. Merhaba oğlum. Aa, Orçun geldi. Ne oluyor burada? Annem ve müstakbel kocasını çaya davet ettik. Gönül ablaya söyleyemiyoruz. Ya anne. Hı? Merve ve Tuna amca, Merve'nin annesiyle müstakbel kocasını çaya davet etmişler. Ne? Neden yani böyle bir şey yaptınız? Söylesene baba. Biz bebeden neden, neden acaba Merve, neden? Ya işte annemin yeni kocasını tanımak istedik de. Yani bir sakıncası yoksa. Yok canım. Ne sakıncası olacak? Tabii ki gelsinler, tanışalım. Ben de çok kızım Gönül. Böyle bir şey olabilir mi? Merve nasıl dedim Merve böyle bir şey yani? Çok kızım yani. Ay Tuna, biraz önce tamam gelsinler demedin mi? Ay anlıyorum ama yani çok sinirlendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne münasebet yani? Böyle bir şey yani imkan yok dedim yani şahsen. Yani ben... Tuna sen benim dediklerimi duymuyorsun galiba. Ya ben de kızdım Gönül. Ben kızmadım ki Tuna. Tabii ki gelsinler. Merve için böyle bir şey yapmamız lazım zaten. Çok medeni bir hareket, çok doğru bir hareket. Sen kızmadın mı? Ay kızmadım diyorum Tuna. Saçı kızmadın mı? Hayır. Gerçekten mi? Evet. Aa, ben sana demedim mi Merve? Gönül ablan böyle şeylere kızmaz diye. Kızlar bir gelin bakayım buraya, bir gelin. Gel bakayım. Sen de gel. Ha. Bakın. Bu boykotu kırmak yok. Kanımızı son damlasına kadar devam edeceğiz. Kükret Hüseyin, kırar anne. Bağırır, çağırır. Bak, o. O kadar değil yani. Arkanızda Kadriye anneniz var. Ben varım, ben. Hiç merak etmeyin. Beygir mühendisini durdurabilecek tek bir güç var. O da sensin anne. Evet, benim. Benim, ben. Bittim Kadriye anne. Kocacığım Tarhan'ı istedi ya. Dibi tutacak, onu şey yapayım. Ay, sen gel bakayım buraya. Kızım ne dedik biz, yemek yapmak yok dedik ya. Sen onu kocana mı yapıyordun? Allah'ım sen bana sabır de. Kime yapacağım teyze? Bu da bir hoş yani. Boykot dedik ya. Tamam da yemek yapınca boykot kırılıyor mu, ben anlamadım. Yok ben gerçekten dayanamıyorum artık ben. Hatta bu esnek çalışma vaziyetine hiç dayanamıyorum, gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun gelin sana? Ben tam zamanlı çalışma sistemine geçmek istiyorum. Size de bu evde mutluluklar diliyorum, tamam mı? Teşekkürler. Hatta ben size buradan destek veriyorum boykotunuza, siz merak etmeyin. Tamam. Boykotlar. Toprakla uğraşmak hep iyi gelir der babam. Aa çok doğru söylemiş. Gerçekten bütün kötü enerjisini alır insanı. Biraz daha toprakla kapatalım. Şuradan da verebilirim. Süper. Hadi bir sulayalım. Ben sulayabilir miyim? Tamam olur tabii ki. Can suyu derler ya. Harika. Süper. Biz şimdi doğaya 10.000 tane ağaç mı kazandırıyoruz? Ya evet. Bir tanesini de birlikte diktik. Yıllar önce sihirli bir ağaç olduğuna inanılırmış. Ve bu ağaç kışın bütün ağaçlar yeşil yapraklarını dökerken yeşil yapraklarını üstünde tutarmış. Ve bu sihirli ağacın hayatın sembolü olduğunu düşünürlermiş. Her zorluğa ve güçlüğe dayanan bir yapısı varmış çünkü. Ve o sihirli ağaç diğer yapraklarını dökmüş ağaçların arasında baharın ve güneşin müjdecisi olarak yenilenmenin bir sembolü olarak düşünülürmüş.
İşte çam ağacının böyle bir hikayesi var, biliyor muydunuz? Hiç bilmiyordum, çok güzelmiş. Meltem Hanım, siz de etrafınızdaki bütün zorluklara karşı böyle dayanıklı olun. Bırakın etrafınızdaki her şey yapraklarını döksün, size bir şey olmaz. Merak etmeyin, öyle olacak zaten. Biliyor musunuz, bir çam ağacının ömrü 500 ila 1000 yıl arası kadarmış. Ya, dünyaya böyle bir hediye verdik. Bizim dostluğumuz da böyle uzun yıllar sağlam bir şekilde sürecek bir dostluk olsun diyorum. Ne diyorsunuz? Çok güzel temenniler bunlar. Sağ olun Özgür Bey. Hadi gelin bu anı ölümsüzleştirelim o zaman. Merhabalar. Merhaba. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz Kemal amca. Geldim, geldim ama sana hala kızgınım. Ya ben o hareketi sana hiç yakıştıramadım ya. Şahsen ben yakıştırdım abi. Durum bildiğin gibi değil Kemal amca. Buzdağının görünen kısmından bizi yargılama Kemal amca. Şimdi ben Emine'nin gönlünü alırım, sen hiç merak etme. Hüseyin, kadınlar narin insanlardır. Çiçek gibidir. Onun gönlünü al. Sonra o senin hayat yoldaşın ya. Bak yarın hayatından çıkar, özlersin ondan sonra. Haklısın Kemal amca. Ne güzel konuştun Kemal amca. Şimdi duygusal havayı bir kenara bırakalım Kemal amca. Akşam aldı sağ maçımız var. Sen olmadan o sahaya çıkamayız. Ya sen ne diyorsun ya? Halı sahada benim ne işim var ya? Oğlum ben top oynarsam sahada kalırım. Aa, sizi izlemeye gelirim. Yılbaşı gecesindeki gibi hakem mi olsan acaba? Ha bak bu olur. Hakem olurum. İyi düdük üfledi. Ben sonra pozisyonları yakından takip ederim. Yakışır. Şimdi Cüneyt Çakır düşünsün. O zaman ben gideyim hemen hazırlanayım. Akşam sahada buluşurum. Güle güle Kemal amca. Yenilim benim. Bir tanem benim. Benim anlayışlı karım. Bir tanemsin sen benim. Evet Gönül abla, çok teşekkür ederim. Hatta ben ders çalışmaya gidiyorum. Anne, bana kulaklık aldın değil mi? Aldım oğlum, işte bak torbada kaç tane dükkan dolaştım tam istediğin olsun diye. Ha iyi. Almasaydın da zaten oynayacaktım oyunumu ben öde gün bir gün. Yani almanız zaten sizin için. Yani kendinize hediye aldığınız gibi düşünün. Yani yoksa gürültüden duramazdım burada. Tamam. Hadi. Diye oyundan sonra. Ya sen bir tanesin ya. Gerçekten sen ne iyi kalpli bir insansın ya. Yani esasız yani sen ve ben aslında ne kadar güzel bir ikiliyiz. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz Gönül. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Tencere yuvarlanmış, yani kapağını bulmuş. Yani kapak yani şey anlamında yani tencere sen kapak yani ben... Ay Tuna, vallahi içim şişti ne olur. Ne olur sus biraz lütfen. Tamam sustum Gönül. Sustum evet. Sen niye böylesin Gönül ya? Bir anlat, anlamıyorum. Tamam yani ne oldu? Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.